Sosyal medyada bu CHP'li hesaplardan böyle çok iddialı şeyler geliyor. Ankara'yı alacağız falan diye bu sefer. Ben de hodri meydan diyorum. Delikanlı gibi. Ben şunun taahhüdünü veriyorum. Eğer Ankara'yı CHP alırsa, ben bunu yazdığımda tekrar videolu olarak da şey yapayım, belgeli olarak kalsın. CHP alırsa eğer Ankara'yı, ben 100 tane yoksul çocuğu ayakkabısından ceketine kadar giydireceğim. Öyle Çin malı falan da değil. Güzel böyle kıyafetini giydireceğim. Var mısınız delikanlılar? Eğer hani bu iddiayı sürdürüyorsunuz ya, Ankara'yı alacağız diye. Seçime şurada kaç gün kaldı? Var mısınız? Siz de çıkıp deyin ki eğer Ankara'yı CHP alamazsa, CHP AK Parti alırsa, o zaman biz de 100 tane yoksul çocuğu giydireceğiz. Görelim. Ben yapacağım iyiliği, eğer öyle bir durum olursa, belgeleyeceğim. Hani aklınızda şüphe kalmasın diye bunu önünüze koyacağım. Ha şimdi buna işte, gerçi siz bu tür şeylere genelde katılmıyorsunuz. Genelde sizin söylemlerini söyle. Boğazı yüzerek geçerim. Eşek gibi anırırım. Taksim Meydanı'nda soyunurum falan filan. Hayır. Gelin bir hayır yapalım diyorum ben. Ha buna iddia diyenler var. Fetva basanlar var. Bu iddia falan değil kardeşim. İddia olsa ben derim ki bana takım elbise alın. İşte ayakkabı alın. Cart alın. Curt alın. Kendi çıkarımı olan bir şey. Hayır, ben burada bir hayra teşvik etmek istiyorum. Her halükarda kim alırsa alsın 100 tane gariban çocuk sevinsin diyorum. Var mısınız yani? Çok merak ediyorum. CHP cenahından bir delikanlı çıksın desin ki ben bunu yapacağım. Bu iddiayı yürüten. Kendinize güveneceğini zannetmiyorum. Siz kuru sıkanca sosyal medyada elinize alıyorsunuz klavyeyi. Düğmelerine abuk subuk şeyler basıyorsunuz. O klavyeler de garibim demiyor ki ya yapma şunu, yazma demiyor. İstediği gibi sabırlı şey. Ne yazıyorsan onu aksettiriyor. Bakalım, kuru sıkıyı bırakın, gelin dolu dolu, varsa öyle bir iddianız, delikanlı gibi çıkın deyin ki Ankara'yı biz alırız, alamazsak da 100 tane gariban çocuğu doyururuz veya giydiririz. Hadi bakayım.